Listelere oldukça benzer bir veri tipimiz daha var. O da tuple'lar. Tuple'ları Türkçe'ye demet olarak çeviriyoruz arkadaşlar. Yazalım başlığımızı. Tuple demet. Şimdi aradaki farkları yavaş yavaş görmeye başlayalım. İsterseniz önce bir liste oluşturayım ben. A diyorum. NS diyorum. Tuzlu diyorum. 25 diyorum tamam mı? Sonra da bunu ekrana yazdırayım. Çalıştırıyorum. Ekrana yazdırdım. Ama dikkatli öğrencilerim bir şeyi fark etmiş olmalılar. Ben liste oluştururken köşeli parantez kullanıyordum değil mi? Bu sefer normal parantez kullandım. Neden acaba? İşte bu tuple olduğu için. Bakalım bunun tipi neymiş? Type A diyelim. Çalıştıralım. Class tuple diyor. Tuple sınıfına ait bir veriymiş bu. Şimdi neden bunu yapıyoruz? Yani ne anlamı var? Görelim isterseniz. Oluşturduk mu biz şimdi bunu? Mesela ekrana bunun şeyini yazdıralım. Bir indeksli elemanını yazdıralım. Yazdırabiliyor muyuz? Evet yazdırabiliyoruz. İşte sıfırdan ikiye kadar yazdıralım. Listelerdeki fonksiyonları deniyorum şu anda. Oluyor çok güzel. Peki ben print a diyeyim ve a'ya yeni bir eleman ekleyeyim append fonksiyonuyla. Buraya da Ahmet diye birini ekleyelim. Çalıştıralım. a hatayla karşılaştık diyor ki tuple'ın diyor eklemek gibi bir özelliği yoktur diyor. Demek ki neymiş? Tuple'ın listeden esas farkı değiştirilemeyecek olması. Bir şey ekleyemezsiniz ona. Ondan bir şey çıkaramazsınız. Tuple bir kere oluşturulduysa hep aynı şekilde kalır arkadaşlar. Peki hocam bunun ne anlamı var diyebilirsiniz Yani neden değiştiremeyelim ki Yani neden kendimizi böyle kısıtlayalım ki Tuple çok daha hızlı çalışır arkadaşlar Değiştirilemez ve bir kez tanımlanabilir olduğu için Bilgisayarımızın hafızasında daha az yer kaplar Ve işlemleri çok daha hızlı yapar O yüzden eğer ki bir Veri e, topluluğunuz eğer değişmeyecekse onu mutlaka tuple yapmaya özen gösterin. Buna alışın arkadaşlar. Şu anda çok anlamsız gelebilir. Çünkü 3 tane verimiz var. Belki de 1 milisaniye etkileyecek. Belki de etmeyecek. Ama büyük programlar yazdığımızda tuple'ın çok faydasını göreceğiz arkadaşlar. Şimdi peki şöyle bir soru akla gelebilir. Ben liste olarak oluşturdum e, değişebileceği için. Ama daha sonra bir yere kadar kullandım kullandım. Sonra anladım ki artık bu değişmeyecek. E ben daha iyi bir performans için bunu tupla dönüştürebilir miyim acaba? Tabii ki dönüştürebiliriz. Şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi A'yı oluşturduk. Enes Tuzlu 25 dedik. Sadece şunu yazıyoruz. A'yı yeniden tanımlıyoruz. List A diyorum. List fonksiyonumu çalıştırıyorum. Bunu listeye çevir demiş oluyorum. A'yı ekrana yazdıralım. Bakalım neyle karşılaşacağız. Enes Tuzlu 25. Dikkat ettiyseniz köşeli parantez. A'yı listeye çevirmiş. Veya da burayı... Liste olarak tanımlayalım tamam mı? Ve ben daha sonra bunu tuple'a dönüştürmek istiyorum. Gördüğünüz gibi tuple'a dönüşmüş arkadaşlar. Bu şekilde tuple'dan liste, listeden tuple'a her türlü dönüşümü yapabilirsiniz. Buna alışalım. Eğer verilerimiz değişmeyecekse tuple kullanıyoruz arkadaşlar.